Efendim merhabalar, bir siyah beyazda yine sizlerle beraberiz ve Ünye'nin çok nezih, güzel bir ortamında 100. yıl çay bahçesindeyiz. Güzel çayımız, kahvemizle beraber ve güzel de bir konuğumuz var bugün yanımızda. Mimar Nihat Şen, bir dönem Ünye'den de belediye başkanlığına adaylığına çıkan sevgili kardeşimiz, arkadaşımız. Ünye'ye bayram vesilesiyle gelince kendisiyle bir sohbet edelim istedik. Hem siyaset konuşalım, hem Ünye'yi konuşalım dedik. Önce bir hoş geldiniz diyelim dedik. Efendim, sevgili merhaba, hoş geldiniz. Sevgili Tosun, teşekkür edelim, hoş bulduk. Bir mübarek Ramazan ayını bitirdik. Allah nice böyle birlik ve dirlik içinde nice Ramazan bayramları nasip eylesin. Bu vesileyle ben sizlerin vasıtasıyla tüm Ünye'li hemşerilerimize ve tüm İslam aleminin tekrar Ramazan bayramını kutluyorum, tebrik ediyorum. Allah nice Ramazan bayramlarını birlik dirlik daim içinde bize nasip eylesin inşallah. Teşekkür ediyoruz. Bunlar tabii söylenmesi gereken güzel duygular. Evet. Bunlar için siyah beyazın beyaz kısmı. Evet. Beyaz kısmı. Şimdi halk burada Ünye'de çok ifade şeyler vardır. Herkesin bir şeyi vardır, ismi vardır, lakabı vardır. Evet. Lakapsız yoktur. Evet. Sizinki tabii doğal olarak bir mimar lakabınız var. Evet. İşinizden dolayı ama bir de toplumda size karşı her zaman başkan başkan, Nihat başkan diye ifadeler kullanılıyor. Biz hep bunu böyle duyuyoruz. Evet. Biz de bazen ağzımızdan başkan diye ifade kaçarsa lütfen kusurumuza bakmayın. Biz sayın tabii size mimar Nihat Şen diyeceğiz ama bu ifademize kaçarsa lütfen bizi bağışlayın. Estağfurullah. Şimdi Ünye gerçekten çok güzel metropol bir ilçe. Fakat maalesef ki diyoruz, üzülerek ifade ediyoruz. Kimine göre güzeldi ama benim şahsi kanaatim tabii. Ordu Büyükşehir'e, yani Ordu'ya değil, yani Büyükşehir'e bağlanmamız benim şahsi kanaatimce çok iyi ve hoş olmadı diye düşünüyorum. Size göre, bir mimar gözüne göre, bir mimarsınız ve İstanbul'da ciddi projeler içerisinde olan bir iş adamısınız. Nasıl değerlendiriyorsunuz Ünye'nin Büyükşehir kapsamında olmasını? Şimdi sevgili Tosun, bu konuya girmeden önce program başında bayram vasıtasıyla burada olduğumu söylediniz ama ben hemen hemen senenin 12 ayının her 60 gününde birkaç gününü Ünye'de geçiren bir kardeşinizim. Sadece bayramları vasıla kıyarak, kırılarak Ünye'ye gelmiş biri değilim. Yani özellikle 2009, bugün 2017, yani 8 yıllık bir süreç içinde hemen hemen o gönül bağını kurduğumuz Ünye'li sevgili gönül dostlarımızla hemen hemen 2 ayda bir beraberim. Sadece bayramlarda değil. Sık sık geliyorsunuz. Yani bunun birebir şahitleri de sizlersiniz. Evet. Bu bir cemiyet vasıtasıyla olabilir, bir Allah gecinden versin ama yaslanamaz gerçek bir cenabeze vasıtasıyla olabilir. Ya ben Ünye'yi seviyorum, Ünye aşığı bir insanım, her zaman bunu söylüyorum. O yüzden sadece bayramlarda değil, bu tarz zamanlarda da gelip giden biriyim. Sorunuza gelince, ben olaya şöyle bakıyorum, artık olan olmuş sevgili dostum. Yani büyük şehir. Artık o hüviyetinden bu saatten sonra çıkması çok zor. Hatta yani 750 bin nüfusa sahip bir büyük şehir artık bundan sonra önümüzdeki dönemde meclisten büyük bir ihtimalle geçti veya geçmek üzere 300 bin nüfusuna iniyor büyük şehirde. Yani büyük şehir olabilmesinin nüfus sayısı 300 bine iniyor. Kolaylaşıyor artık. Kolaylaşıyor. Şimdi ben de yıllardır metropol, hatta nekropol gibi bir şehirde iş hayatını, sivil toplum örgütlerinde sosyal faaliyetlerimi geçiren bir kardeşinizim. Şimdi büyük şehir oldu, olmadı, niye yaptılar, niye? Ben bu olaya bu cepheden bakmıyorum. Olan olmuş artık. Ben bu saatten sonra Ünye için büyük şehir olmasa hasabıyla nasıl faydalanırım? Ünye'ye ne tür bir katma değerler katarım? Ben böyle bakıyorum. Yani buna vesile olanlar bunun cevabını versinler. Ben vesile olmadım. Bana göre Türkiye coğrafyasında birçok büyük şehirden, bırakın ili demiyorum, birçok büyük şehirden daha Ünye il olmalıydı. Bana göre
büyük şehir olma sürecinde emek veren arkadaşlarımız keşke Ünye'yi il olması için o emekleri verselerdi. Biz bunun mücadelesini verdik. Yani biz o zaman söylerken bizi yanlış anladılar. Ha, büyük şehire karşı değilim ama Ünye bölgesinde Karadeniz'de farklı. Bu farklılığımızı maalesef bu büyük şehir olma sürecinde kullanamadık. Ha, oldu. Şimdi ondan sonra olaya artık büyük şehir altında olan bir ilçe belediyesi olarak ben nasıl faydalanabilirim? En etkin güç olması hasabıyla Ünye'nin ikinci büyük ilçesidir ordunun, Altınordu'dan sonra. Ben nasıl etkin olarak büyük şehir imkanlarından faydalanabilirim? Ne tür bir katma değerler katarım? Ünye'ye ne tür daha yeni gelişmeler, yeni vizyonlar katarım, ona bakarım. Bunun çalışmasını yapmak lazım. Çünkü artık geriye dönerek, geriyi konuşarak bir şey yapamayız. Ha, bir şey var. Geriye dönmeliyiz, geçmişten ders almalıyız, vizyonumuzu ona göre yapmalıyız. Her şey bir tecrübedir, yaşanmayınca anlaşılamıyor. Biz bunları tabii büyük şehirlerde yaşadık. O günün şartlarında otobüslerce buraya hemşerimizi getirdiler, kaydettirdiler. Köylere kaydettiler, ilçelere. Ama büyük şehir olsun. Ya ben dedim ki ya Ünye il olsun. Büyük şehir değil, Ünye il olsun. Olmadı. Bu saatten sonra bence büyük şehrin en büyük ikinci ilçesi olan Ünye'nin nasıl faydalanabilir çalışmasını yapması lazım. Bunu kim yapması lazım? Bunu tabii buranın en etkin yerel idare eden, kamunun en üst seviyesindeki arkadaşlarımız yapması lazım. Şimdi sevgili dostum, büyük şehir olduğunuzda ilçe belediyeleri pasif konumda değildir. Çünkü büyük şehirleri destekleyen, yani benzetme olarak söylediğimde kalbe kan taşıyan ana damarlardır. Bu ana damarlardan biri de maalesef demeyeceğim, övünerek söylüyorum, ana damarlardan biri de Ünye'dir. Yani geçmişiyle Ünye'dir, bugünüyle Ünye'dir, nüfusuyla Ünye'dir, kültürüyle Ünye'dir, turizmiyle Ünye'dir, istihdamıyla Ünye'dir, ekonomisiyle Ünye'dir, doğal güzelliğiyle Ünye'dir. Bence bu imkanı bugüne kadar, geçen süreçte bir teknik adam olarak söylediğimde ve bir belediyeci olarak da söylediğimde maalesef etkin olarak bir büyük şehrin büyük ilçesi olarak kullanılmış değil. Kullanılamamış maalesef. Yani veya gece, kullandırılmamış. Efendim, yani şimdi bakın, yani 125 bin bir nüfusa sahip bir ilçesiniz Altınordu'dan sonra. Ciddi de bir coğrafi yapınız var. Yani sizin büyükşehir belediye meclis üyeleriniz var. Siz büyük şehre benim vasıtamla, benim ilçemle giden ekonomik bir katma değer de var. Yani Ordu tek başına bir iş değil ki. Ordu diğer ilçeleri, Ayvaslı, Kumru, Fasla, Perşembe, Lörtü hepsiyle Ordu beraber. Ben de bu ilçelerden biriyim. Ama ben tabii Ünye'de yaşadığım için, Ünye merkezi şu an konuştuğumuz için, Ünye'yi farklı kılacak, yere gelince masanın üstüne koyabilecek o siyasi erdi, o siyasi kararı mutlaka gösterilmesi lazım. Evet. Biz yalnız bir gerçeği de kabul etmek zorundayız. Nedir bu gerçek? Bu bir gerçek ama. Çok üzülerek söylüyorum ki, Ordu ile Ünye, ben bildiğim bileli pek anlaşamaz. Tarihte hep böyle geldi. Yani anlaşma formatı pek uygun değil. Ve burada benim üzülerek söylemek istediğim olay şu. Ordu ile ilişkimiz iyi olmadığı için maalesef Ordu'nun bize bakışını pek hoş görmüyorum şahsi kanaatim. Örneğin Ordu'yu ütülersek, Konya'dan büyük bir vilayet. Ütülediğimiz zaman Ordu coğrafi konum olarak. Ve Ordu maalesef ki, biz biliyoruz yani, tahminlerimizi ortaya koyduğumuz için söylüyoruz. Ordu'daki çöp arıtmaya gelip Ünye'ye koyuyor. Zarar olmayabilir. Ama Ordu'da başka koyulacak yer yok mu da gelip Ünye'ye çöp arıtma koyuyorsunuz? Bence Ordu bize çok sıcak baktığına inanmıyorum. Ve Ünye Belediyesi de bu konuda ne kadar aktif olmaya çalışsa da neticede küçük kardeş olduğu için, büyük abi olmadığı için susmak zorunda kalıyor diye düşünüyorum. Şimdi sevgili dostum, bu tabii sizin, ben hürmet ve saygıyla bu fikrinize saygı gösteriyorum. Bu herkesin
sizin düşündüğünüz mantalite de düşünmesi gerekmiyor. Biz yaklaşık 80-85 milyonluk bu Türkiye coğrafyasında kardeşçe, sevgi bağıyla yaşamak durumundayız. Yani ordu bize sevgiyle bakmıyor. Ya ben böyle bir şey düşünmek istemiyorum. Bana uzatılmayan ele ben o eli uzatırım, o eli tutarım. Biz birbirimizi sevmek zorundayız. Biz bu coğrafyada yaşıyoruz. Eğer sizin serzenişiniz veya sizi bu olumsuz düşünceye etki eden faktörler hedeflediğiniz, sizin hayalinizdeki, sizin gözünüzde olması gereken bir dünya olamıyorsa belki bundan dolayıdır diye tetikliyorum. Ama Fas'ası, ordusu, perşembesi, kumlusu, ayvalı hep birbirimizi sevmek durumundayız. Yani biz oranın üvey evladı değiliz. Hepimiz biriz ve beraberiz. Siz bakın başkanım, siz evet. Olması gerekeni söylüyorsunuz. Yapmak durumundayız bunu. Hayır, siz olması gereken doğal yaşam sürecindeki çizgiyi söylüyorsunuz. Doğallığı söylüyorsunuz. Evet. Ama maalesef böyle bir şey yok. Neden? Neden yok? Şimdi bizim bomba bir duyumumuz var. Bunu burada açıklamanın doğru olup olmadığını tartışmak düşünüyorum açıklayabilir ama açıklamakta sakınca görmüyorum. Biz bunu zaten hafta içindeki haberimizi açıklayacaktık. Şimdi bu sizin programınız. Sorunuza bir şey söylediniz sevgili dostum. Getirdiniz bir çöp olayına. Evet. Bağladınız. Arşivlerde vardır. Evet. 2009 yılı belediye başkanlığı sürecinde benim projelerimden biri de çöptü. Çok önemli. Şimdi çözüm bu. Gerek. Bu konuyu büyük şehire şu an mal etmek zamanında sorumluluğu almayan insanları aklamaktır. O da ayrı bir boyutu. Bakın, ben en kötü şeyi giden bir olayı en güzel şekilde nasıl döndürebilirim? Dünyaya nasıl katma değer kazandırırım ben ona bakıyorum. Sayın Bakanımız, çok değerli eski Bakanımız, İçişleri Bakanımız İdris Bey'in veciz bir sözü vardı. Tabela da vardı. Yani burası Ünye, burada durmak lazım. Doğru mu? Evet. Bana hala bugün doğanın en güzel coğrafyasına, bu deniz kenarına yıllardır çöp dökülüyorsa bunu bugün büyük şehire mal etmek, geçmişte bu görevini yapmayan insanları aklamaktır. Bakın evet. Bu ayrı bir boyutu. Hayır. Ben 2009 yılında bu çöp olayını projesini geliştirdim. Bunu Amerika'yı yeniden keşfetmenin anlamı da yok. Evet. Benim belediye başkan adaylığı olduğum süreçte, yani 2009 yılında benim çöp projem vardı. Ne yapacaktım ben bu çöp projesiyle? Ben gaz elde edecektim. Ben organik gübre elde edecektim. Hatta Ünye'nin değil, Ünye'nin interlandındaki tüm köylerin, tüm ilçelerin de ben çöplerini toplayacaktım. Buraya bir tesis kuracağım. Ama herhalde şehrin göbeğine değil. Tabii ki değil. Bakın, çevresel bir atıktan, evsel bir atıktan ben Ünye'ye nasıl bir katma değer kazandırırım? 2009'unda biz bunun çalışmalarını yaptık. Ve devletin, hatta yerel idarenin cebinden bir kuruş para çıkmadan nasıl olduğunu ben o günkü şartlarda anlattım. Sizin basın da bundan hepsi kayıtlıdır. Hepsi arşivlerinizde vardır. Her projeyi ben detayına varıncaya kadar anlattım. Şimdi ama şöpe çok uzun girersek, çünkü çok bir aydan beri sürekli gündemde. Evet. Asıl şeye geleceğim. Sizin adaylığınız konusunda siz kentsel dönüşümle ilgili ilk projeyi benim gördüğüm kişilerden birisiniz. O zaman ben öyle hatırlıyorum. Kentsel dönüşüm ne? Bakın işte Ünye'nin güzelliği bu. Ben kameraman arkadaşımla şimdi rica ediyorum. Biz sohbetimizi yaparken işte Ünye'nin güzelliği, bakın ne güzel insanlar. Kayıklı da gezebiliyor Sayın Başkan. Bu ne kadar güzel bir estantre değil mi? Birçok Karadeniz'de birçok yerde bu yok. Yok. Bu ayrı bir keyif. Evet. Ama maalesef dün akşam burada sahilde insanlar kokuda burada gezemedi. Bu kokunun sebebi çöp değil tabi ama yani bir yanlış bir yapılanmanın ve doğanın işte ona gelir. Evet, yani doğanın cezalandırmasıdır. Evet. Sevgili dostum, yani şimdi kokuya gelince bu bir haftadır süre gelen bir koku. Özellikle yaz aylarında bu çok daha devam edecektir. Eğer doğayı siz bozarsanız,
Doğa bunun... Doğa da seni bozar. Bozar. Ve bunu evet. sizi cezalandırır. Evet, gelelim siz kentsel dönüşümle ilgili söylediniz. Şimdi geçen sizinle sohbetimizde bir ifade daha vardı. Ben hızlı hızlı böyle çok değerli toplu konularla hızlı hızlı gitmek istiyorum. Koordinatlar üzerinde olmasa bile Ünye'de bir deprem riski içerisinde bir ABC derecelendirmesinde bir sıkıntı şeyi olan yer değil mi Ünye? Şimdi ABC değil, şöyle söyleyeyim. Yani sıralama anlamında. Aynı zamanda bir kentsel dönüşüm uzmanı olarak söylüyorum. Ben 2009 yılında Türkiye'de iddia ediyorum. Kentsel dönüşümü Ünye'de başlatmak zorundayız dediğimde bana dediler ki bu adam ne diyor? Türkiye gündeminde yoktu daha kimse kentsel dönüşüm. Yani 2009 yerel seçimlerinde ilk kentsel dönüşümü gündeme alan, hatta ve Ünye'de gündeme alan kişi bendim. Bugün Türkiye'nin terörden sonra en önemli konularından biri de kentsel dönüşümdür. Enlemesinin 19 bin kilometresi. Enleme boylamasına da 24.600 kilometre fay hattı üzerinde olan bir coğrafyada yaşıyoruz. Yani Karadeniz'de doğudan başlayın Çanakkale Yarımadası'na kadar uzanan 19.000 kilometre fay hattı üzerindeyiz. Ünye de bunun üzerinde. Yani Ünye ve Karadeniz bölgesi birinci derecede deprem kuşağı üzerindedir. Nokta. Evet. Şimdi tabii güzel şey bu ama şimdi şehir içerisinde süslemeler yani dekoratif, tarihi dekoratif dekorlar yapılıyor. Yani binalar güzelleştiriyor, eski bir ambiyans havalar veriliyor. Evet. Yeter güzellikler olsun deniyor. Ama yine baktığınız zaman Yalıkavisi, Ünye'nin en güzel bölgesi, kocaman kocaman binalar, işte boyasız binalar. Siz belediye başkanı olsanız bu sahilde ilk düşüneceğiniz şeylerden bir tanesi ne olur? Ne ruhsat verirken mesela? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben günübirlik siyaset ve günübirlik politika ve günübirlik hizmet yapmam. Biz teknik insanlar projeyi çizerken çok uzun vadeli yaparız. Hatta o günün şartlarında 2009 yılı belediye başkanlığı adaylığı sürecimde de hep şunu söylemişimdir. Planlamalar 30 yıl, 50 yıl, 100 yıllık perspektife göre planlama yapılmalı demiştim. Şimdi o yüzden böyle güzelleştirmek tabii, boyamak, etmek, o yok olmuş değerleri ortaya çıkarmak güzel bir şey. Güzel bir şey. Yani bu takdire şayan ama. İçine demirleri çıkıyor. Bir şey söyleyeceğim ama kusura bakmayın da yani çok üzüldüm. Bu insanlar bu kadar da gerizekalı değil. Hakikaten değil. Ben olsam önce ne yapardım? Hakikaten o güzelleştirme yaptığım binalar insan sağlığı için tehlike arz ediyor mu arz etmiyor mu önce ona bir bakardım. Yani bugün bilim ve teknolojinin karşısında durmak mümkün mü? İnkar etmek mümkün mü? Bugün artık ne diyoruz? Karadeniz bölgesi, Ünye'de dahil birinci derecede deprem kuşağı üzerindeyiz. Ben önce o güzelleştireceğim binanın röntgenini çekerim. Yani bunun işte damarları tıkanmış mı? Anjiyoya gerek var mı? Veya anjiyoya da gerek yoksa tüm vücuda yayılmaması için kesilmesine gerek var mı? Yok. Ben önce o binanın sağlığı tehlikeye sokup sokmadığına bakarım. İşi temelinden çözmeniz gerekiyor. Sevgili Tosun. Bunu yaptıktan sonra ben cephe güzelleştirmesine, şehir estetiğine bakarım. Yani şu sahil şeridi, özellikle 70'li yıllardan sonra betonarmeleşmeye dönen Ünye'de Çin Seddi gibi şu duvarları görürsünüz değil mi? Yani bir apartmanları görürsünüz. Yani bunun birinci derecede müsebbibi, ben birlik başkanıydıyken de söylüyorum, biz teknik insanlar, ikincisi yerel idarelerdir. Yani o siyasi çekişmeler, o siyasi hırslar maalesef şehirlerin bugün çarpık kentleşme dediğimiz bu çirkin görüntüsü oluşmasına neden olmuştur. Evet, ben bazı de bazı sokaklar itfaiye giremiyor. Bakın, ben de onu bırakın. Bazı sokakların balkonundan elektrik direği çıkıyor hala bugün. Bakın, yaklaşık 55 yılını Ünye'de geçirmiş bir kardeşinizim ben. Daha çocukluğumda nasılsa o zemin döşemeleri o. O çevre düzeni bugün hala aynı. Ya dünya ilerlemiş, uzaya çıkmış,
bilim ve teknoloji o kadar gelişmiş ki saniyeler içinde siz bir tuşa dokunarak dünyanın neresinde var, ne var, ne yok anında her şeyi öğrenebiliyorsunuz. Yani şu sosyal medya aracılığıyla 10 saniye sonra dünyanın her yerine uzanma imkanına sahipsiniz. Sorunuza gelince ben işi temelden çözerim. Eğer o bina Rotken. insan sağlığını tehlikeye edecek bir durumda ben makyajlamayı sonra yaparım. Önce insan sağlığını tehlikeye sokuyor mu sokmuyor önce ona bakarım. Peki bir de şu gözle bakalım şimdi başka bir soruyla gelelim. Geziyorsunuz Ünye, Fas'a, Ordu'ya bu bölgeyi evet, geziyorsunuz. Evet. Tabii çünkü siyasi bir yüzünüz de var sizin. Mimarlık yüzünüzün haricinde siyasi bir kimliğiniz de var. Ve bugün bir siyasi partiden de belediye başkan adayı oldunuz. Bu herhalde bu devam edecek diye düşünüyorum. Şimdi sevgili dostum. Bunu çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Şunu söylemek için. Siz bu hinterlandı gezerken Ünye'deki eksikleri belki kendinize göre görüyorsunuz veya mukayese yapıyorsunuzdur bu bölgede. Evet. O gördükleriniz de sizin tekrar aday olmanıza cesaret veriyor mu anlamında sordum bu soruyu. Şimdi bakın ben 2009 yılı ve 2014 yılı. Ben kendini belediye başkanlığına hırs edin, şiar edinmiş bir kardeşiniz değilim. Ama hemşerilerimin, vatandaşlarımın bana yüklediği bir sorumluluk ve yükümlülük var. 2009 yılında beni Ünye'li hemşerilerim davet ettiği için ben geldim aday oldum. Ve 2009 yılında da çok ciddi bir çalışma yaptık. Yani o insanlarla o gönül bağını kurduk, o samimiyetiyle ilerlettik ve insanlar bize ciddi anlamda da bir sorumluluk yüklüyor. Hala o sinerji görüyor musunuz? Hala o sinerji. Bakın bizim Türk toplumu bir şeye inanırsa veremeyeceği, yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Bu benim maharetimle olan bir şey değil, yanlış anlaşılmasın. Ama siz insanlarla içten, kalben, hiçbir menfaat gütmeden, şeffaf bir şekilde o iletimi kurarsanız insanlar sizi gönlüne koyar, kapısını açar, masasında da aşını yedirir. Ben hala o samimiyeti tüm hemşerilerimden görüyorum. Hatta çok enteresan bir şey daha söyleyeyim. Bu çevreye de etki etmiş durumda. Sadece Ünye merkezi değil. Yani diğer ilçelere, diğer ile de, ordunun genelinde de bu etki etmiş durumda. Yani neredeyse 8 yıl geçti. 2009-2017. Yani 8 yıl geçmiş, 8 yıl bitiyor. Hala bu enerji. Ama şunu yapmadık. Ben seçim bitti, ertesi gün tüm vatandaşlarımı tek tek kenara ulaşım ve teşekkür ederim. İthal değilsiniz yani. Efendim, bir şeyin ithal olabilmesi menşeinin dışarıda olması lazım. Benim menşeim dışarıda değil, benim menşeim Ünye. Yani imalat değil, aile yapım, aile düzenim Ünye. Mesela mezarlığınız da Ünye'de. Ya ben hala ikamatgahımı bile ben almış değilim yani Ünye'de, hala burada. O sevgi bağını, o iştenliğini eğer devam ettirirseniz insanlar sizi her yerde yalnız bırakmaz. Verilen görev hiçbir şekilde de reddolmaz. Niye? Beni yetiştiren, beni büyüten burası. Bu coğrafya, bu vatan. Edindiğiniz bilgi ve tecrübeyi siz topluma aktarmazsanız o sizinle gider. Ama siz edindiğiniz bilgi ve tecrübeyi topluma aktarırsanız hizmetinizi, size yapılan yatırımın karşılığını ödemiş olursunuz. Önümüzdeki süreçte de, bugün de, yarın da zemin hiç önemli değil. Nerede olacağı hiç önemli değil. İlla bu görev mutlaka bir belediye başkanlığı olmayabilir, milletvekili de olmayabilir. Hizmetinizi başka yerlerde de yapmış olursunuz ki ben 2009-2017, 8 yıllık süreçte ben bu görevimi hala değişik platformlarda yapıyorum. Ünye'de de yapıyorum. Yeri geldiği zaman Ünye'ye ilgili yapılan şeyleri muhalefetimi de koyuyorum. Yanlış yapıyorsunuz diyorum. Ama kimse gibi de yanlış giden bir şeye ben hiçbir zaman çok iyi yapıyorsunuz da demem. Doğru yapılıyorsa da teşekkür etmesini de bilir, takdir etmesini de bilir. Verilen görevden bugüne kadar kaçmadığım gibi bundan sonra da mutlaka kaçma. Ben 2014 yılında, 2009 yılında bir siyasi partiden halkın ortak adayı olarak çıktık. 2014'te de belediye başkan adayı oldum. Ama gene bu aday sürecimde gene hemşerilerin ısrarı üzerine... Zaten onu sormak istiyorum. Evet. Özür dilerim.
Şimdi siz sürekli şu ifadeyi kullanıyorsunuz. Halkımız, vatandaşımız, Ünyelilerimiz, arkadaşlarımız, zaten İstanbul'da derneklerle sürekli bağlantılarınız var değil mi? Ünyeli derneklerle var. Yaptığınız istişareler sonucunda bu görevinizi, bu kimliğinizi, bu mimar kimliğinizi ve yaşam tecrübenizi AK Parti'de iyi değerlendirebileceğinize inanarak ve vatandaşlar sizi AK Parti'de görmek istedi. Evet. Değil mi? Doğru. AK Parti. Yani doğru. Size benim edindiğim intibayı söylüyorum. Yani doğru. Dediler ki mimar Nihat Bey, biz sana güveniyoruz. Evet. Senin A Parti'de olman, B Parti'de olman, C Parti'de olman hiç önemli değil ama biz senin AK Parti'de çok başarılı olacağına inandığımız için burada olmanızı istiyoruz dediler doğru. diye düşünüyorum. Doğru. Öyle mi düşünüyorsun? Öyle mi oldu? Yani vatandaşın bu ısrarı benim bu kararıma etken olmuştur. Evet. Bu yolda şu anda devam ediyorsunuz. Bakın bugünün şartlarında birçok arkadaşlarımız bize kızdı. Ben hep şunu söyledim. Hizmetin, sevgili dostum, hizmetin yediği zaman platformu önemli değil. Yeter ki hizmet. Şimdi ne oldu? Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve kurucusu olduğu AK Parti'de başka bir siyasi parti destek verdi. Dedi ki eğer memleketse gerisi teferruat. Yani o gün bana kızan arkadaşlarımız şu geçen 6 aylık 7 aylık süreçte hala kızıyorlar mı merak ediyorum. Doğru mu? Eğer hizmetse hizmetin siyasi parti yeri olmaz. Vatansa da bunun yeri olmaz. Şöyle açık konuşursak Milliyetçi Hareket Partisi'nin şu anda İktidar Partisi'ni AK Parti'yi desteklemesi gibi bir ya. Bütünlük anlamında. Yani şu, önce vatan. Önce vatan. Önce vatan. Vatan ol, yani vatan olmazsa bizim burada olma şansımız var mı? Sizinle şu an hür bir şekilde oturup röportaj yapma şansımız var mı? İstediğimiz gibi konuşma şansımız var mı? Eğer vatan şeyse ülkü ise gerisi teferruat. Şimdi siyasette çelme çok atılıyor. Evet. Çelme çok. Evet. Ve biz yıllardır bu işin siyasetinde biraz gazetecinin yanında siyasetinde içinde bulunduğumuz için tabii insanlarla sürekli sohbetler yapıyoruz. Vatandaşla konuşuyoruz. Nasıl bir belediye başkanı olmasını istersiniz Ünye'de? Ve diyorlar ki yani bu hiç geçmişi kötülemek anlamında değil ama ya diyorlar ekmeği bile fırıncıdan alacaksın. Böyle bir ifade var. Yani burada Ünye'de uzun süredir yani 80'li yıllardan bu zamana İsmail Ceroğlu'ndan sonra mimar sıfatlı kimse olmadı. Yani derdimi arz edebildim herhalde değil mi? Şimdi Sayın Tosun, tabii yani mesleki anlamda birinin olması yerel siyasetlerde çok daha doğru işlerin yapılabilmesinin bir ön şeyidir, göstergesidir. Ama evet. Bir örnek söyleyeceğim. Yani Eskişehir diyeceğim size. Yani Yılmaz Hoca. Kendisi heykeltıraştır biliyorsunuz. Ama bir mimar veya inşaat mühendisi değildir. Bu biraz da ekip işi. Hı hı. Konudan konuya geliyorum ama bakın bana göre Ünye bugünkü hak ettiği yerde değil. Türkiye siyasetinde... Bu çok önemli bir vurgu. Bunu tekrar eder misiniz? Bana göre Ünye bugün hak ettiği yerde değil. Neden? Neden? Özellikle 80 harekatından sonra bir ANAP dönemi geçirildi. 80 sonrası, öncesinde de vardır ama 80 sonraki siyasette Ünye her zaman etkin yerini korumuştur. Siyasete yön veren büyüklerimiz yetişmiştir, büyüklerimiz olmuştur. Milletvekillerimiz olmuştur, bakanlarımız olmuştur. Geçirdiğimiz şu 15 yıllık, 20 yıllık süreci alacağım. Hiç kimse gücensen alınmasın. Türkiye'nin hükümetlerin en yetkin adamları Ünyeli miydi? Son 35 yıla gelelim. 80'den sonrasına gelelim. Evet, Ünyeli. Ünyeliydi değil mi? Şükrü Bey, rahmetli Refahettin Bey. Rahmetli, çok değer verdiğim Refahettin Bey. Abi diyorum. Kendisi. Evet, Allah nur içinde yatırsın. Sevgili eski İçişleri Bakanımız. İdris Naim Şahin. Şu an Başbakan Yardımcısı. Ürman Kocamış. Şükrü Yürür, İlmi Güler. Bak, şimdi Şükrü Bey'in ANAP dönemi bir Türkiye'de yeni bir açılım dönemiydi. Şimdi Şükrü Bey bölgeye ne yaptı derseniz birçok şey yaptı. Yani şahsından değil, o bölgesel kalkınmaya bir aracılık yaptı. Bunu tek başına da yapmadı.
Yani bunu tetikleyen, arkada çalışan bir çalışma grubu, çalışma arkadaşları böyle. Yani bölge, yani kalbe kan taşıyan damarlar vasıtasıyla bunu yaptı. Ama geçirdiğimiz şu 15 yıllık, 20 yıllık süreçte maalesef Ünye bunu etkin ve yetkin kullanamadı. Türkiye siyasetinin, Türkiye politikasının, hükümetin en etkili bakanları Ünye olmasına rağmen Ünye maalesef bu gücünü kullanamadı. Kullanamamasının nedeni oradaki değerli büyüklerimiz değil. Bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Ama siz buradan Ünye'nin, ordunun gereksinimlerini hazırlamazsınız. Ünye'nin, ordunun neye ihtiyaç olduğuna hazırlamazsınız. Koltuğunuzun altına dosyayı hazırlayıp projeleri alıp erkin olduğu, yetkin olan yer Ankara'ya gidip Sayın Bakanım, Sayın Milletvekili, Sayın Başbakanım, biz orduya şunu istiyoruz, şunlara, şunlara, şunlara ihtiyacımız var. Götürmezseniz, takip de etmezseniz, size Ankara'dan hadi bunu size gönderdi yapın demez. Bu etkinliğimizi maalesef bölgesel olarak biz kullanamadık. Ben çok özür dilerim. Çok özür diliyorum. Bakın çok özür diliyorum. Merkezi olarak söylüyorum. Affedersiniz, çok özür dilerim. Bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Orada fikrinize katılmadığım bir şey arz etmek istiyorum. Müsaade ederseniz bakın. Estağfurullah. Ben de az buçuk siyasetin içine girdiğim için söylüyorum. Bana göre özellikle yaz aylarında, bayram zamanında bu yoldan araçların geçmesi mümkün değil. Evet. Çok aşırı tıkanıyor. Evet. Bir çevre yolumuz yapıldı. Evet. Ve İdris Naim Şahin Bey'e ben burada sonsuz teşekkürler ediyorum. Niye? Ciddi bir katkı yapıp çevre yolunu yaptı. Doğru mu? Çevre yolu yapımında Sayın çok... Tosun. Özür dilerim. Sözüm bitti. Evet. Artı buraya bir o garaj yaptı. Ben örnek söylüyorum. Yapılmış zamanında bir organize sanayi sitesi yapılacaktı. Organize başka yere taşınınca elden gitti. Şu oldu, bu oldu. Ben Numan Bey'in çalışmasını Ünye'ye katma değerini çok yüksek derecede görmüyorum. Şahsi kanaatim. Neden? Bir üniversiteyle tespit edilmişti. Şimdi başka yere taşındı. Bunlar hep zaman kaybetmek. Zaman kaybetmek aslında olduğu için ben Numan Bey'in bu konuda daha farklı düşünmesi gerektiğine inanıyorum. Bana göre yeterli şey yapmadığını düşünüyorum. Şimdi bu benim şahsi kanaatim. Bir şey doğru tespitte bulunmamız lazım. Benim şahsi kanaatim. Bir şey doğru tespitte. Yol dediniz değil mi? Evet. Yapılan yol Ünye yolu değil. Yapılan çevre yolu. Hayır efendim. Yapılan bir Karadeniz otoyolu. Evet. Bu bir Türkiye projesi. Evet. Bunun temeli çok eskilere dayanır. Yani bu projenin yapılma tarihlerine bakarsanız çok eski. Ama Sayın Mesut Yılmaz'ın dönemine kadar gidiyor. Ama gidiyor. Sayın Bakanımız İdris Bey bunu takip etti. Ay ne kadar işte. Bunu gündemde tuttu. Devletin imkanlarını buraya teşvikar yaptı. Öncüsü oldu değil mi? Evet. Gelelim hastane. Ama orada Büyükşehir Belediyesi ilk yaptığı şeyde adını tabelasının ismini kaldırdı. Şimdi gelelim hastane. Bölgenin en güzel hastanelerinden biri. Muhteşem bir hastane. Yani buna sebep olan, buna teşvikar olan, olması için çaba gösteren herkese teşekkür ediyorum. Olunca bir şey oluyor ama şunu söyleyeyim. Son 20 yıldır Ünye'ye ne yapıldı? Bana onu söyler misin? Hiçbir şey. Peki bu sizin en etkin insanlarınız, en etkin evlatlarınız orada. Siz buraya, buranın ihtiyacı olan projeleri götürmezseniz, takipçisi olmazsanız, onları orada taciz etmezseniz oradan size böyle bir şey gelebilir mi? Bunu kastediyorum. Hep bugüne kadar yapılan hoş geldiniz alkışlar, gelmeler, uğurlamalar, dar çerçeveler, kimseyi derdini anlatacak insanları o çemberin içine sokmamak, aman bu menem bizim olsun, biz şey yapalım, ya çıkarları bir kenara bırakacaksınız. Sevgili dostum, doğruları konuşmak zorundayız. Eğer biz doğruları konuşmazsak bu siyasi döngü devam eder, gider ve zararını biz çekeriz. Zararını Ünye çeker. Çekiyoruz da bugün. Ben cümlenin başında ne dedim? Ünye etkin ve yetkinini almamıştır, koruyamamıştır. Bana göre Ünye olması gereken yerde değildir. Ünye bana bugün neyle Ünye? Size soru soruyorum bir basın olarak. Ünye bugün neyle meşhur? Ünye bugün Çamlı ile meşhur. Onu açıklayayım mı? Açıklamak istemiyorum. Onu bomba haber olarak birkaç gün sonra açıklayacağız. Çok önemli bir bomba haber. Lafı da artık sohbetimizde toparlamak istiyorum. Neden? Sohbetimiz çok güzel. İnsanları böyle tatlı tatlı sohbetle. Şimdi bugünkü konuğum
AK Parti'den aday adayı olan İstanbul'da ikametsiz etse bile yaşantısının büyük bir kısmı yıl içerisinde Ünye'de geçen ve yakından da tanıdığım eşinin de benim eşim artık sürekli Ünye'ye gelip gidiyor diye bak ne kadar güzel bir kayıt yine geçiyor. Ne kadar güzel bir ambiyans. Sayın Mimar Nihat Şen'le bugün sohbetimizi yapıyoruz. Tabii sohbette çok derin konulara da giriyoruz. Bazen söylenme noktasında insanların çekindiği şeyleri de rahatlıkla konuşabiliyoruz burada. Ve Sayın Şen'e son soru gibi şunu sormak istiyorum. Son soruya gelmeden söyleyeceğim bir şey var. Buyurun, Sayın Tosun. Buyurun. Eğer biz değerlerimize sahip çıkmazsak ayakta kalma şansımız yok. Geçmişimize sahip çıkmazsak da ayakta kalma şansımız yok. Çok iddialı bir şey söylüyorum. Ünye maalesef şehircilik anlamında, kültür anlamında, istihdam anlamında, eğitim anlamında iyi gitmiyor. Gözlemlediğim bir şey daha var. Arkadaş, bir korku politikası, bir baskı politikası. Böyle bir şey olabilir mi? Neden korkuyoruz yani? Demokrasiyle yönetilen... Kim korkuyor kimden sizce? Herkes korkuyor. Sokaktaki korku siyaseti. Bakın size çok önemli bir örnek söyleyeceğim. İsim vermeyeceğim. Ünye'nin bir mahalle muhtarı, mahallesiyle ilgili bir olaydan benden yardım istedi. Sayın Başkan dedi, ya kentsel dönüşümle ilgili biz ne yapabiliriz? Kendisine şu cevabı verdim. Dedim ki, ben gönül rahatlığıyla hiçbir bedel beklemeden size yardım hazır. Hatta ekibimi de göndereyim. O arkadaş ikinci telefonunu açamadı. İnsanlar bugün sizinle, şahsımla veya başka bir siyasi partiye sahip arkadaşlarla çok rahat bir yerde oturamıyor. Bir korku imparatorluğu. Bir kavga. Kim yaptı bunu? Bakın bir şey, bir kavga. Neyi paylaşamıyoruz ya? Neyi paylaşamıyoruz? Yani çok enteresan bir şey daha söyleyeyim. Bir siyasi partinin bir başkanı resmi kurumları denetlemeye gidiyor Sayın Tosun. Bu nasıl bir mantalitedir? Bu nasıl bir siyasettir? Yani bir siyasi ilçe başkanının böyle bir yetkisi var mı? Biz devlet terbiyesi ve devlet ağırlığı olan bir memleketiz. Buranın devletin etkin kıldığı bir idare amiri vardır. Bu idare amiri gidip denetler. Yani şimdi devletin, pardon, milletin tepesinde bir balyoz gibi yapmazsan şunu yaparım, etmezsen bunu yaparım. Sayını çıkarırım. Bu nedir ya? Böyle bir şey olabilir mi? Oluyor. Böyle bir rezillik olabilir mi? Bakın, vatandaşlarıma da suç buluyorum. Neden? Sevgili Tosun, Kitab-ı Mukaddes'in ilk ayeti ikra okudur. Siz eğer hak ve hukukunuzu okumazsanız, bilmezseniz sizin ayakta kalma şansınız yok. Bakın, konudan konuya geçiyorum. Çok önemli bir konu söyleyeceğim. Yüzyıllardır bu insanları din baskısı altında tutmuşlar. Dininden bu insanları uzak tutmuşlardır. O Kitab-ı Mukaddes'i rahlede duvarda asılı olan bir kutsal, evet kutsal kitap ama o duvarda asılı olan bir kitap olarak tutmuşlar. Aman dokunma, aman okuma. Ya şimdi bilim çağında olan bir yüzyılda yaşıyoruz. Bu Kitab-ı Mukaddes Arap Yarımadası'na ve Arapların olduğu zamanda inmiş. Ve Cenab-ı Allah demiş ki size bu son kitap olan bu mukakket kitabı sizin dini, sizin lisanınıza indiriyorum ki doğru anlayın. Dininizi güzel yaşayın. Fakat dinden kendine menfaat sağlayan insanların hegemonyası vasıtasıyla insanlar dinlerinden uzaklaştırılmış. Kulaktan dolma bir din olmaya, yaşamaya başladı. Kur'an-ı Kerim böyle bir şey söylemiyor. Sen daha eğer hepimiz Müslümansak, hepimiz bu Kitab-ı Mukaddes'e inanıyorsak ilk ayetin yerine getirmiyorsun. Yani ben şimdi
Arapça bilmiyor isen, Arap değil isen, benim lisanım Türkçe ise ben bu dinimi öğrenemeyecek miyim? Kulaktan dolmayla mı bunu öğrenecek? Evet. Büyük insan Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu işi çözmüş. Bu işi öyle bir dizayn etmiş ki siyasetin dışında bir Diyanet İşleri Başkanlığı olmuş. Bu insanlar bu dinini doğru öğrensin diye Elmalı Hamdi Yazır'a maaşından da vererek hiçbir reklam ve deklar etmeden bu kitabın mukaddesi insanlar düzgün anlasın diye mealini yazdırmış. Yani artık kendimize gelmek durumundayız. Evet, ben şimdi bir şey bu vesileyle şu baskı ve korku politikasından mutlaka sıyrılmak durumundayız. Kimse kimseye zorla bir şey yaptıramaz. Bedelini çok ağır öder. Bu devlet binlerce yıldır, 3000 yıldır ayakta. Ve binlerce yıldır da baki olacağına inanan bir kardeşiniz. Bakın, siyasi partiler gelip geçer. Ama devlet bakidir. O yüzden bizler Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti olan o İkra Oku suresini yerine getirmek durumundayız. Okumak durumundayız ve bilmek durumundayız. Yapılan yanlışları dur demek durumundayız. Çin Seddi gibi olan şu sahil şeridine tekrar Çin Seddi gibi bir bina yapamazsınız. Bu insanların geleceğiyle bu kadar oynayamazsınız. Şimdi ona geleceğim. Evet. Sayın büyüklerimizin de kabahati var. Şimdi... Niye kabahati var sayın büyüklerimizin? Şimdi lider olmak çok farklı bir şey. Lider olmak hakimiyet gerektirir. Lider olmak kartal gözlü olmak gerektirir. Bölgesinde, coğrafyasında, Türkiye'sinde hangi noktasında ne olup ne bittiğini takip etmek durumundasınız. Her konudan bilginiz olmak durumunda. Eğer siz orayı takip etmezseniz siz görevinizi yapmış olmazsınız. İlla size birileri bir şey getirmek zorunda değil. Ben şahsım olarak Ünye için birçok proje deklareydim. Bedel de istemiyorum. Hiçbir ücretle talep etmiyorum. Sosyal medyada paylaştım, gazetelerde yazdım. Hiçbir siyasi gün demedi ki, ya Nihat Bey, sen şu projeyle ne demek istedin kardeşim? Ne yapmak istiyorsun? Ya şunu bize anlat demedi. Sayılı günler çabuk geçer. Siyaset çok yönlüdür ama hizmet çok yönlü değildir. Hizmet vatandaşa, hizmet vatana yapılır. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanımızın güzel bir sözü var. Bugüne kadar hep söylüyordu. Şimdi buradan siyasetçilere bir şey söylemek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız ne diyordu? Durmak yok, yola devam. Bu tarihten sonra mazeret yok, yola devam. Bu millete hizmet etmek durumundasınız. Kanla sulanmış bir toprağı böyle kolay kolay pasifize edecek bir şekilde kimseye de peşkeş çekemeyiz. Evet. Bunun bedeli ağır ödenir. Şimdi biraz önce söylediğim gibi bugün Mimar Nihat Şen'le 100. Yıl Çay Bahçesi'nde bir sohbet yaptık ve Sayın Şen o kadar bu konularla dolmuş ki bizim soru sorma şansımız bile olmadan bütün deşarj noktalarını hep anlattı. Duygularını güzel ortaya koydu, güzel vurgular yaptı. Ve tabii siyasetin içerisinde Sayın Şen, yani oradan kopmamış, mimarlığının yanı sıra hala yaşam felsefesinde bir Ünye aşığı olduğu için burayla ilgili çok farklı düşünceleri var ve siyasete devam dedi. Bas evet. Bağırıyorum Sayın Tosun, diyorum ki yapılan yanlışlara artık dur deyin. Yapılan yanlışlara dur deyin, değerlerin yok olmasına da sebep olmayın. Evet. Bakın, belki siz bilmiyorsunuz. Çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Evet. Belki vatandaşlarımız da bilmiyor. Hemen arkanızda bir Çakırtepe var. Evet. Siz Çakırtepe'nin o yapılaşmasından önceki halini biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Değil mi? O Çakırtepe'nin sırtlarında siz savaş hendeklerinin olduğunu biliyor musunuz? Ne yaptınız o savaş hendeklerini? Niye yok ettiniz? Hani değerlerinize sahip çıkıyordunuz? Belki birçok vatandaşımız bunu bilmiyor. Biraz önce siz söylediniz. Ambulansın, itfaiyenin giremediği sokaklarımız var. Maalesef. Değil mi? Maalesef. Bunun sebebi kim? Ben büyük şehirlerde de söyledim. Kaldırımda yürürken bile eğer kaldırımın imalat hatasından dolayı ayağınızı burktuğunuz takdirde sorumlusu yere gidersiniz. Bunu tüm vatandaşlarımız söylüyor. Hakkınızı arayacaksınız. Evet. Hakkınızı korumak durumundasınız. Evet, Sayın Şen, süremiz dolduğu için bir şey, son bir şey sormak istiyorum.
Siyasette seçimler çok hızlı geçiyor. Zaman çok hızlı geçiyor. Evet. Hani kiracılar der ya, ya ay ne kadar çabuk geçti, hemen ay kira günü geldi gibi. Seçim zamanı da yaklaştı diyebiliriz. Çünkü 1,5 sene falan kaldı. 1,5 sene seçim. 1,5 sene sonra zaten adaylar netletecek. Netleşecek. İnancımız ve inandığımız ve aldığımız havaya göre de sizin böyle bir düşünceniz olduğu kanaatindeyiz. Evet. Şimdi tabii siz işiniz gereği İstanbul'a gideceksiniz ama sürekli Ünye, gözünüz orada Ünye'yi takip ediyorsunuz, bakıyorsunuz, izlemliyorsunuz. Ya biz Türkiye'ye hizmet ediyoruz ya, Sayın Tosun. Son mesajınızı Ünye'lere alabilir miyiz? Ne söylemek istersiniz? Bu duygularınızın haricinde, yani biraz önce çok güzel şeyler anlattınız. Acı da olsa gerçekleri söylediniz. Evet. Bir de en sonu inşallah tatlı güzel sözler olur diye düşünüyorum. Ben şunu söylüyorum. Biz birbirimizi sevmek zorundayız. Birbirimize sarılmak zorundayız. Birbirimizi daha fazla kucaklamak durumundayız. Bize emanet edilen değerlerimizi, bize emanet edilen bu şehri, bu Türkiye'yi bizden sonraki evlatlarımıza, bizden sonraki torunlarımıza, bize nasıl emanet edildiyse edilene daha fazla katma değer katarak onlara biz bunu devrini yapmak durumundayız. Bakın, bizim bizden başka dostumuz yok. Bize kimse yardım edemez. Ancak biz bize yardım edebiliriz. O yüzden değerlerimize sahip çıkmak durumundayız. Hep şunu söylerler bize. Ama dünya bizi istemiyor, bölmek istiyor, parçalamak istiyor. Ya bunun da bizi yıllardır avuttular. Biz artık bu saatten sonra dünyada, uzayda nasıl yer alırız? Biz hangi teknolojini üretebiliriz? Biz ne buluşlar yapabiliriz? Biz dünyaya nasıl hakim olabiliriz? Biz bunun çalışmasını bugünden dolayı yapmak, bundan sonra yapmak durumundayız. Bize söylenen ne değil, aklımız var, beynimiz var. Bu coğrafyada 3000 yıldır yaşıyorsak bundan sonra ilelebetli yaşayacağız. Ama bize anlatılan gibi değil. Bizim beynimizin ve genlerimizin hükmettiği şekilde biz bunu yapmak durumundayız. Sakın ümidinizi yitirmeyin. Türkiye, Türk devleti büyük bir devlettir. Sakın ümit kırgınlığına, o korku politikalarına, o sindirmelere sakın kabul buyurmayın. Bunun karşısında dik durun. Bu insanların yapamayacağı hiçbir şey yok. Kurtuluş Savaşı'nda nasıl mücadele ettiysek bugün savaşın başka bir modeli Türkiye'de illa topla tüfekte değil, bugün kültürle oluyor, bugün ekonomiyle oluyor. İşte bunun karşısında mutlaka biz birlik olmalıyız, dir olmalıyız, beraber olmalıyız. Bu vesileyle Cenab-ı Allah hepimize nice bayramları göstermesi dileğiyle tüm hemşerilerimizin tekrar ben Ramazan bayramını tebrik ediyor, sevgi ve saygılar sunuyorum. Evet. Bir Siyah Beyaz programında bugün değerli bir konumuz vardı. Mimar Nihat Şen ve siyasetin içerisinde de ve AK Parti'den geçmiş dönemde, bundan önceki dönemde belediye başkan aday adayıydı. Ve projeleriyle, kataloglarını da zaten gördük, projeleriyle, Ünye'yi yapmayı düşündüğü projeleriyle gelmişti Ünye'ye. Ve hala onları gündemde tuttuğunu ve Ünye'yi çok sevdiğini, Ünye onun için çok ayrı olduğunu, ithal olmadığını, Ünye'nin çocuğu olduğunu ifade etti. Ve bazı, acı da olsa bazı gerçeklerden bahsetti. Biz bu vesileyle kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kardeşim. Hem özel hayatında hem siyasi hayatında başarılar diliyoruz. Ve bugün Ünye'nin seçkin, güzel bir mekanında 100. Yıl Çay Bahçesi'nde bu programımızı gerçekleştirdik. Biz Sayın Yiğit Küçükoğlu'na da çok teşekkür ediyoruz bize misafirperverlik gösterdiği için. Ama size son bir tavsiyemiz, Sayın Başkan adayımıza biz bugün kahve ikram ettik ama size bir tavsiyemiz de olsun, hem ağzınız tatlansın diye söylüyoruz. 100. yılın özel makinalı el yapımı dondurmasını muhakkak tadın diyoruz, değil mi? Ben çok tattım, çok güzel. Çok güzel bir dondurma. Size tavsiyemiz, evet. Ünye'den geçerken veya Ünye'deyseniz 100. yılın o güzel meşhur dondurmasını muhakkak tadın diyoruz. Ve 100. yıldan hepinize sevgi ve saygılar sunuyoruz. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.